acımız çok büyüktür. Yeniden bu acıların yaşanmaması için gereken önlemlerin ciddiyetle yerine getirilmelidir. Bu arada genelgeye göre en geç bir ay içerisinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurum ve kuruluşlardan teknik rapor alınması zorunluluğu getirilmiştir. Bu genelge binaların depreme dayanıklı olup olmaması açısından teknik bir analizin yapılmasını gerekli kılar. Ancak yaşanabilecek bir artçı depremin veya depremin betonun güvenliğini riske atacağı için bu riske sokacağından dolayı bu sürenin uzatılması gerekir. Yani en az 2-3 ay olması gerekir. Sadece teknik analiz yetmiyor bu aşamada. İkincisi de durdurulan inşaatlarda çalışan işçilerin, emekçi arkadaşların çalışmaları yasaklanarak adeta evlerini açlığa terk edilmiştir. Bu konuda şöyle bir çalışma yapılmış daha önceden. Kısa çalışma ödeneği altında işverenin başvurması halinde işçinin 12 aylık aldığı ücret göz önünde bulundurularak bir ödemenin işçilerin hesabına yatırılabileceğini duyduk ve araştırdık. Ancak yatan miktar 4000 lira, belki de bunun altında olacak. 4-5 bin liranın altında olacak. Dolayısıyla bu meblağ işçilerin aylık giderini karşılayamayacağı gibi bir arasına da merhem olmayacaktır. Olmayacağı da aşikardır. Talebimiz bir an önce bu durumun düzeltilmesi ve çalışmayan on binlerce inşaat emekçisinin hesabına en az 8500 lira askeri ücret tutarında bir ücretin yatırılması gerekmektedir. Burada esas sorgulanması gereken müteahhitlerin yani patronların büyük kar hırsı ve taşeron düzeni.